çeşitli ülkelerdeki temsilciler, bakanlar veya diplomatlar bu konuda bizden Türkiye'nin savunma sanayi konusundaki geldiği nokta gibi meselelerde bilgi alışverişinde bulunmak istediler. Türkiye savunma sanayinde atak üstüne atak yapıyor. Millilik oranı artıyor. Antalya Diplomasi Forumu'nda da çeşitli ülkelerin temsilcileri Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri yakından takip etti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ulusal kanala konuştu. Savunma sanayi konularında ülkelerin bu konudaki kabiliyetlerin geliştirilmesi için meselelerinde haklı bir Türkiye'nin tutumu olduğunu, bunun ne kadar gerekli olduğunu anlamış oldular. Birçok konuyu değerlendiren Demir, F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan milli muharip uçak hakkında bilgi verdi. Tabii işbirliği şöyle, biz çeşitli ülkelerle ta baştan beri bu konuda temaslarda bulunduk. Doğrudan uçağın kendisi olmasa da çeşitli alt sistemlerle ilgili olarak görüş alışverişi ve çeşitli alternatifler oluşturma konusunda çalışmaları var ama somut olarak şöyle bir işbirliği var demek şu an için mümkün değil. 10 Mart'ta 6 atak helikopteri Filipinlere ihraç edildi. Demir, ABD'nin bazı ülkelere kısıtlama koyduğunu söyledi. Teslimatlar devam edecek. Bu konudaki tabii kısıtımız Amerikan tarafından oluşan ihraç lisansları idi. Onlar da bu ihraç lisansını ülke bazlı veriyorlar. Mesela İşte Pakistan'a verilmezken Filipinler verilebildi. Yarın başka ülke müracaat ettiğinde ne olacak? Çünkü bu değerlendirme ve kısıt bize karşı uygulanan bir kısıt değil. Alıcı ülkeye bazında yapılan bir değerlendirme olduğu için. TCG Anadolu gemisi Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi olacak. Gemide birçok yerli sistemin kullanılması bekleniyor. Bir deniz unsurunun üzerinde kara ve hava unsurlarını bir yerden bir yere taşıyabileceği, denize de güçlü olarak var olabileceği bir sistemden bahsediyoruz. Bir güç çarpanı ve güç aktarma unsuru olarak çok önemli görev göreceği gibi barış zamanlarında da yine gerek acil durum gerek insani yardım operasyonlarında kullanılacak kapasiteleri gemimizin mevcut. Savunma Sanayi Başkanı S-400'lerin ikinci paketi hakkında da bilgi verdi. Adetler belli. Bu yıl içinde inanın bir yol haritamız var. Bu yol haritamız kendi mecrasında devam ediyor. Yani burada yeni bir adım beklentisinden çok sürecin kendi içinde küçük küçük adımları var. Bu da kendi mecrasında gidiyor. Antalya Diplomasi Forumu'nda savunma sanayinde işbirliklerini arttırmak için de temaslarda bulunuldu. Bir ülke o ürünle ilgili bir lojistik destek üssünün kurulmasını talep edebiliyor. Bir kısmı eğitim talep edebiliyor. Bir kısmı teknik elemanlarının Türkiye'de yetiştirilmesini talep edebiliyor. Veya belirli bir montaj tesisinin kurulması talep edebiliyor. Veya silah ve mühimmat tesisi kurulması talep edebiliyor. Bunların hepsini konuşuyoruz. Burada da açılımlar yapıyoruz.